Neşeli gördüğümüz herkesin hayatı bayram yeri değil. Umursanmaz zannettiğimiz insanların kendi içlerinde dokunduğu, umursadığı çok fazla derdi olabilir bu hayatın içerisinde. Karşımdaki koltukta Dilan Polat oturuyor. Babasının bir rahatsızlığı var, bir beyin tümörü var. Ve ataklarından bir tanesinde babası annesini öldürdü Dilan. Hayatına iftiralar attığımız, annesinin kayıp hikayesini bile saptırdığımız, yargısız infazları sürdürdüğümüz bir insanın bir hikayesi var. O gece neler oldu, sebebin ne olduğunu bilmiyorum. Merdiveni ilk başında oturduğunu hatırlıyorum ablamın. Hiç unutmadığım bir cümle o benim. Ketçap o dedi. Şöyle kafamı çevirdim. Orada 11 yaşındaydım. Dedim ki bunlar kesin bana gelecek, diyecekler ki annen öldü. En güzeli dedim ben Sade teyzenin terasından aşağı atlayayım. Sıla ile el ele tutuştuk. İkimiz aşağı atlarken Can geldi. Bir ay kadar Can'ı emzirdiğimi biliyorum. Erkek kardeşim. Can öyle uyuyordu. Sonra yakalanmayayım diye işte parmağını emmesini öğrettim. Can 5 yaşına kadar parmağını emiyordu. 15 yaşındayım. Aramızda bir kavga çıktı. Bir anda polisleri çağırdı. Bir anda aldılar beni. Tepelerde bir dağ evine götürdüler. Akıl hastanesine yatmıştım ve bunu isteyen de babamdı. Hastaneye de yatırsa, annemi de sebep olmuş olsa ben babamı çok seviyorum. Seviyorum yani. Kötü olup belki de saçma geliyor sana da ama seviyorum yani babam o benim. Katarsis Extra'ya hoş geldiniz hepiniz. Bugün karşımdaki kırmızı koltukta Dilan Polat oturuyor. Onunla sohbete başlamadan önce belki hepimizin de içeriden bir yerden bilmesi gereken bir şeyi paylaşmak isterim sizlerle. Biz her zaman böyle zannetmiyoruz ama insanın sadece bedeni yaralanmaz. İnsanın ruhu da yaralanır. İnsanın ruhu da tıpkı bedeni gibi kırılır, yara alır. Kanar bazen. Hayat içerisinde biz bedende yaşatmaya çalıştığımız iyileştirmeyi ruhumuz için de kendi hikayemizi dönüştürerek sağlamaya çalışırız. Ama özellikle ruhunun yaralarını saklamaya çalışan insanlarla da karşılaşırız. Henüz hazır değillerdir paylaşmaya. Henüz anlatmazlar ama şunu bilmeliyiz ki neşeli gördüğümüz herkesin hayatı bayram yeri değil. Mutlu görmeye alışık olduğumuz herkes üzüntüsünü yaşamayan insanlardan oluşmuyor. Ya da umursanmaz zannettiğimiz insanların kendi içlerinde dokunduğu, umursadığı çok fazla derdi olabilir bu hayatın içerisinde. Ve biz hep şunu söylüyoruz, bir gün hazır olduğunuzda gerçek bir yol arkadaşına açın yaranızı, gösterin. Belki bir yol arkadaşına, belki aileden birine, belki bir ruh sağlığı uzmanına. Dilan da bana yazdı. Artık konuşalım dedi. Çünkü onun hayatında kendine sakladığı bir mesele onun izni ve onayı olmadan insanlarla paylaşıldı. Bugün 30'larında yetişkin başarılı bir iş kadını Dilan. Ama bundan 20 yıl önce henüz 10'lu yaşlarının başındayken babasının bir rahatsızlığı var, bir beyin tümörü var. Ve bu rahatsızlıktan kaynaklanan ataklarından bir tanesinde babası annesini öldürdü Dilan. Bütün yaşam boyunca taşıdığı bu bilgi ve bununla beraber gelen duygularla bugün artık paylaşmak istiyor. Belki hepimize söyleyecekleri de var bu dönüşen hayat hikayesiyle ilgili. Yargısız olduğu gibi onu dinleyelim istiyorum bugün. Dilan, hoş geldin. Etkilendim tabii. Belki şöyle başlasam, bu program boyunca sen anlatmak istediğin için de hem sana eşlik edeceğim hem yanında olacağım. Ama belki ben sana sormalıyım. Neden gelmek ve anlatmak istedim? Yanlış bilen veya işte bilmeyen veya bildiği halde neden diyen insanlar olduğu için belki de ya da bunların hiçbiri değil de benim omuzumda yük olduğu için de gelmiş olabilirim. Biraz artık paylaşmak ve bunun üzerinden bile, bir kaybın üzerinden bile seni yargılayabilenlerin karşısında aslında gerçeğini, doğrusunu anlatmak istediğini, hı hı, bunu istediğini biliyorum. Ama öncesinde şunu bir sorayım.
Bir soluklanalım da başlarken. Çok da fazla seven insan varmış seni. Ben de karşılaştım. Çok şükür. Ne kadar güzel bir ağ oluşmuş orada sosyal medyanın üzerinden. Çok şükür. Biz seni belki gördüğümüzde tanıyoruz, biliyoruz ama en özde kimsin sen? Sen nasıl bir insansın? Ben aslında sosyal medyada hani daha çok iyi zamanlarımı paylaşmaya dikkat ediyorum. Çok uzun süredir sosyal medyada varım ama hani insanların tabii sosyal medyada çok olduğun zaman bir şeyleri görüp bir şeyleri görmedikleri zaman dolayısıyla bu eksiklikleri hissedip hani neden yok diye bir süre sonra sorgulamaya başlıyorlar. İşte kayınvalidem örneği paylaştığım zaman. İşte bu annen mi, annen dese ya da kayınvalidem dediğinde annen nerede, baban nerede diye. Tabii bunlar zamanla zihne işliyor. Ya da annesi babası vefat etmiş neden diye. Şu anda bile biri Google'da search ettiği zaman geçmişte yaşanan sıkıntılarla ilgili aslında doğrusunu değil yanlışları bilebiliyor. Benim tek gayem bu hayatta mutlu, huzurlu bir yaşam sürmek. Güzel işler sürdürüp tamamen başarımla yapmış olduğum işlemlerle bana dokundu vücuduma. Çok güzel zayıflattı. Benim çok güzel lekelerimi tedavi etti veya geçmişte yapmış olduğum çok mutlu ilerlettiğim doğum fotoğrafçılık zamanlarımla hayatıma dokundu. İşte doğum fotoğraflarımı çekti. Güzel anlarımı ölümsüzleştirdi diye tanımak istedim. Anlatırken şunu hissediyorum. Tabii sosyal medya dili dilen sen de çok insanların hayatına dokunduğun bir işi yaptığın için görünen de aslında hep mutluluklara dokunan bir tarafta olduğu için biz bir de sosyal medyada aslında daha çok zaten özü değil de vitrini gösterdiğimiz için hayat içerisinde bunlarla sen bilinmek ve anılmak isterken birileri çıkıp aslında senin kendine göre bir sebebin olan ve yıllarca aslında kendine sakladığın annenin kaybı ile ilgili durumu yanlış bilgilerle de aslında bir şekilde ortaya çıkartıyorlar. Şunu bir sorayım sana. Sen aslında annenin kaybını, babanın hastalığını, bu kaybın babanın hastalık ataklarından bir tanesinde gerçekleştiğini aslında paylaşmıyorsun bizlerle yıllarca. Kendine saklama sebebin neydi bunun? Tabii o dönemlerde orta bire gidiyordum. O dönem arasında okula kayıt olduğum zamanlarda çok yakın arkadaşın işte onu bunu hani söylediğiyle duydukların. Böyle bir şey olmuş ama bence asıl sebebi bu diye sürekli yargısız infaz yapılmaları. Çünkü hani ülkede burada yani günümüz şu anda da yaşanan şey işte bir kadın öldürüldüyse muhakkak bir sebebi var. Belki hak etmiştir, bir şey olmuştur diye yargısız infaz yapan gerçekten çok kötü insanlar var. Ve bunca sene hep çok küçüktüm ama bunlarla mücadele etmiş olmam. Hani birinin benim işte annem için yanlış düşünmemeni tolere etmem. Sen büyüme hikayen boyunca o kadar çok yargısız infazla karşılaştın ki. Evet. Bugün bilinen ve görülen bir insan olarak o yargısız infazların daha büyümesinden de endişe ettin bir taraftan. Yarattığımız bütün bu dünyanın, bütün bu cinsiyet eşitsizliğinin insanların hayatlarında nelere mal olduğunu, aslında bazen gerçekten insanlarla paylaşıldıkça geçmeyecek ama hafifleyecek durumları bile nasıl susmak zorunda bıraktığını fark ederim. Bir kadın öldürüldüğünde o saatte orada ne işi varmıştan bir şey yapmıştırlara kadar, bir kadın şiddet gördüğünde o da acaba neler yaptı kim bilirlere kadar kirli, karanlık algılarımız var bizim. Ve bunlar bize aslında aileden, eğitimden beslenerek, zehirlenerek üstümüze, içimize yapışan durumlar. Bu algıları değiştirelim çünkü şiddetin, hele bir insanın yaşam hakkını almanın böyle gerekçeleri olamaz.
ve yargısız infazlarla büyümüş bir çocuğu da konuşalım aslında. Çünkü bu infazlarla büyümüş birçok çocuk yaşıyor oralarda bir yerlerde. Bir başlangıcı sormak istiyorum. Hatırladığın ilk çocukluk anılarında sen hep şunu söyledin bana programdan önce, yazdın da. Onlar birbirine çok aşıktı dedin bir taraftan. Hatırladığın ilk çocukluk anılarında nasıl bir anne baba hatırlıyorsun sen? Hani çok küçüktüm ama hatırlıyorum yani. Hani koltukta birbirlerine çok sarıldıklarını, sabaha kadar televizyon izlediklerini, işte dans ettiklerini. Benim hani hatırladığım onlarla alakalı sadece bu var. Yani hani ondan sonrasını, o gece neden oldu, nasıl oldu, sebebin ne olduğunu bilmiyorum. Annem en son o gece bizim yanımıza geldiğinde mesela pijamalarını yeni almıştı. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ertesi gün okulda bir gezi vardı, geldi. Okul gezisi için yastığımızın altına para koydu ve ben baktım biraz para eksikti, aşağı indim. Bilmiyorum, o dönemler laptoplar çok yeni miydi? Daha önce var mıydı? Ama bir laptop açmışlardı. Film izleyip gülüyorlardı. Ablamla birlikte iyi geceler dedik. Yukarı çıktık. Erkek kardeşim de alt katta yatıyordu ama işte 99 doğumluydu. Bahsettiğim 2001 senesi, Ekim ayı. Bizim evde annemin vefat ettiği senelerde üç kadın çalışırdı. Üç kadın olmasına rağmen benim annem babamın gömleklerini kendi ütüler, içine de şey koyardı. Yumuş suyla karıştırırdı. Onu dökerdi. Güzel koksun diye. Siz de böyle yapın. Büyüdüğünüz zaman derdi, onu hatırlıyorum. Ve yapıyorum. Bir şey yoktu. Hani bir şey olsa evde 11 yaş bendim. Ablam 14 yaşındaydı. Bir şey hissederdik yani, yoktu. Uyuduk. Belki 4-5 saat geçmemiş bile olabilir. Ben babamın bir silah olduğunu biliyordum ve bazen işte çok koyu Galatasaraylıydı. Galatasaray'ın kazandığı maçlarda işte balkona çıkıp ateş ettiğini biliyorum. Ve işte çok ağlayarak o silahı yok etmesini istediğimi söylediğimi çok biliyorum. Çok küçük yaşlarımda. Uyudum. Neye uyandığımı o gece soracak olursam gerçekten bilmiyorum. Belki uyanmam gerekiyordu. Belki de Sıla beni dürtüklemişti. Belki de sesi duydum ama üzerinden yıllar geçtiği için hatırlamıyorum. Hatırlamadığım için de kendime kızıyorum. Ama birkaç merdiven basamak indim. Bence sana şu an anlatırken şeye inanıyorum. Basamaklardan inen bambaşka birisi olması gerekiyor. Çünkü onun ben olduğuna inanırsam şu an hayatta olmamam gerekiyor. Ve normal potansiyelde bir insanın da bunu kaldırabileceğini düşünmüyorum. Ama şöyle dönen bir basamaktı, biliyorum. Yarım tur döndüm, bir tur daha döndüm. Sağ tarafta salon vardı. Sıla'nın merdivenin ilk başında oturduğunu hatırlıyorum ablamın. Ve şey dedi bana, çok iyi, hiç unutmadığım bir cümle o benim. Ve biliyor musun, çok saçma. Ketçabı her gördüğümde aklıma geliyor. Ketçap o dedi. Ve o anda Sıla şuurunu kaybetti. Canı gördüm. Erkek kardeşim
2 yaşındaydım. Anne diye bağırdığını. Birkaç basamak daha indim, baktım. Sıla geride duruyordu. Ben biraz daha öne atladım. Ay inanamazsınız ya. Saç... Yani... O geceye dair tek hatırladığım can orada. Meme şeyiyle annemin memesini açmak istiyordu. Ama asla ne bir komşu geliyor. Hani silah sesini herkes duyduğu için çok korkuyorlar. Ne bir komşu geliyor, ne bir akraba geliyor, kimse yok. Hani biri bir şey söylese, babam yok ama... Hani evin direği büyüğü ya, yani o gece de şeyi sorguluyorsun hani. Bilmediğin için, babam nerede? Anneme biri bir şey yaptı, babamı mı kaçırdı? Babamın annemi öldürebilmiş ihtimal, çünkü öyle bir şey hiç yoktu ortada. Sonra evin telefonu şuradaydı. Annem de sağ tarafta yatıyor. Kardeşim de memesini emmeye çalışıyor. Telefonu çevirdim o zaman. Ankesörlü telefonlar böyle çevirerek arıyordum. Teyzemi aradım. Bizim iki alt sokağımızda oturuyordu. Hani bizi gelin kurtarın diye aradım. Yani anneme bir şey oldu mu? Tabii bu arada annemin öldüğünü bilmiyorum. Açtı. Efendim teyze kurban dedi. Hiçbir şey yok. Konuşurken bir anda silah sesi geldi. Duydum. Babam o anın cinnetiyle teyzemlerin evinin oraya gidip teyzemlerin de evine silah sıkmış. Telefon kapandı. Kimse gelmiyor. Kapıyı açamıyorum. Babam nerede? Ya babamın yapmış olma ihtimali aklıma gelmiyor. Anneme dokunmaya korkuyorum. Tam karşı komşumuzda Saadet teyze vardı. Kapıyı çaldı Saadet teyze. Asla anneme dokunamadım. Çok hafif şöyle kafamı çevirdim. Saadet teyze annemin sırtını çevirdi. Orada gördüm. 7 tane kurşun saydım orada. 7 tane. Asla unutamıyorum. İnanamazsınız. Saadet teyze geldikten sonra 15 dakika içinde polisler, ambulanslar, teyzelerim, dayılarım, herkes bir anda geldi. Bizi oradan aldılar, gözümüzü kapattılar. Saadet teyzenin evine götürdüler. Teyzem geldi. Bir tane teyzem su içiyor, sürahiyi kafasına vuruyor. Diğeri bayılıyor. Sürahiyi niye kafasına vuruyor? Yani çünkü çok küçüksün hani, şimdi idrak edemiyorsun. Hani bir şey var ama ne olduğunu da idrak edemiyorsun. Tek unutmadığım şeydi. Hani böyle kapının deliğinden bakarsın ya. Kapının deliğini kapattıklarını biliyorum. İçeriden değil, dışarıdan. Batlamışlardı ve baktığın zaman hiçbir şey göremiyordun. Bakıyorum bir şey yok. 2001, 11 yaşındaydım tabii. Dedim ki bunlar kesin bana gelecek. Diyecekler ki annen öldü. En güzeli dedim ben Saadet teyzenin terasından aşağı atlayayım. Sıla ile el ele tutuştuk. İkimiz aşağı atlarken Can geldi. Can da anne dedi. Sıla'yı aşağı atlayamadık ama çünkü bilmiyoruz annem yaşıyor mu. Kapı açıldı bir anda böyle. Baktım annemin en çok sevdiği erkek kardeşi. Bizim evin kapısının önünde zıplıyor. Ama top sektirir gibi zıplıyor. Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Gazeteciler giriyor, herkes giriyor. Dayım önlerine atlıyor. Sonra işte bizi götürdüler falan. Teyzemin evine. Dilan, içinden bir taşı çıkartır gibi, bir zehri döker gibi anlattın. Özellikle sormadım ve bölmedim.
ne kadar uzun süreler boyunca kendi içinde sıktığım bir yumruğu açar gibi anlattın, öyle söyleyeyim. 20 küsur yıldan bahsediyoruz. Ve sen anladığım kadarıyla bu meseleyle ilgili çok konuşan biri değilsin. Evet. Bugüne nasıl geldiğini konuşacağız beraber. Ama seninle beraber şunu da söylemek istedim, bana izin verirsen. Bizim fenomen başlığı altında, görünürlük başlığı altında, popülerlik başlığı altında hayatına iftiralar attığımız, annesinin kayıp hikayesini bile saptırdığımız, üstünden suçlu hissettirmeye çalıştığımız, yargısız infazları sürdürdüğümüz bir insanın bir hikayesi var. O yaşlardaki bir çocuğun büyümeye çalışma hikayesi var. O yüzden de ben de şahit oldum, gördüm. Bu kadar yargısız infazın perdesini çekip özden, içten dinleyin. Belki vicdan gelişimimize hepimizin iyi gelir. Başın sağ olsun. Hayat oradan sonra nasıl aktı onu sen bilirsin elbet. Ne söylesem eksik kalır. Diğer taraftan şunu bir bilmek istedim. Bir çocuk olarak bu beyin tümörünün bu boyutunu ya da böyle bir atak sebebi olabileceğini bilmiyordun. Sen ne biliyordun babanın rahatsızlığıyla ilgili çocukken? Babamın beyninde tümör olduğunu biliyordum. Ve bununla alakalı Amerika'ya sürekli gidip gelmelerini, ameliyat olup gelmelerini biliyordum. Atakları olduğu zamanlar onu sakinleştirmeye çalıştığımızı biliyordum. Yani bunları biliyordum. Aslında bir şeyleri hep bilip korkuyordum. Çünkü annemle tatilde uzun yola gittiğimiz zamanlar mesela gece yolculuğunu severdi annem. Arkada otururdum. Arkada sağ tarafta otururdum böyle. Kafamı koyduğum zaman hep yıldızlara bakıp şey derdim. Annem bir gün ölürse ne yaparım? Alt düşüncedeki silahtan hep korkuyordum aslında. Ve hep babamın onu eve getirmemesini istiyordum. Çünkü çocukluğumda da çok şeyler yaşadım. Yani annem çok deli dolu bir kadındı. Bunları hatırlıyorum. Evimizde çalışan iki yatılı yardımcı. Onun yanı sıra diğer çalışanım mesela bizim çocukluğumuzu kullanıp, bilmiyorum ne kadar inanılır, ne kadar inanılmaz da, İşte böyle bir şeyler hazırlayıp annenle baban kavga etmesin diye bunu babanıza içireceğim derdi bize mesela. Biz de annem ve babamın kavgalarının işte dinmesi için. Çünkü mutlulardı. Arada bir kavga ederlerdi hani. Gerçekten bunların da geçeceğine inanarak babamı içirirdi. Hatta biz kendimiz götürür içirirdik. Ama şimdi büyüyünce algılayabiliyorsun o içirilen şeyler acaba neydi diye. İşte annemin babama sinirlendiği zamanlarda o evimizde çalışan kadının meğersem ses kaydedici koyup annemin sesini kaydedip babama ilettiğini, işte babamı daha çok doluruşa getirdiğini, bunları babam anneme babamın olmadığı halde söylediği şeylerden bunu nereden biliyor diye annem uyandığı zaman biz de fark ederdik o kadının aslında söylediğini. Ve bir gün, benim annem çok titiz bir kadındı. Yani hani şu zamanın tabiriyle obsesif bir kadındı yani. Bu kadın da evimize sebep oldu hatırlıyorum. Babamın aklına girerek ve anneme anne derdi, onu da hatırlıyorum. Annem bunu evden kovdu. Bu kadını kovduğu için babam sabah işe gitmeden önce annemin çok obsesif olduğunu bildiği için annemin yüzüne tükürdü. Eve salça, sirke, yağ, her şeyi döktü. Sana artık temizlikçi yardımcı yok bu evde, sen temizleyeceksin ve yüzünü yıkamayacaksın dedi. Ve benim annemin vefat etmeden önceki son 2 hafta önceki kavgalarını da hatırladım. Annem, kocam benim yüzüme tükürdü. Akşam geldiğinde elini yüzünü yıkamayacaksın diye ağladığında şöyle ağladığını hatırlıyorum. Gözyaşları akıp da kurumasın diye. Korktuğunu biliyorum babamdan. Ya huzursuzluklar aslında böyle biraz başlamıştı ama hani çok algılayamıyorduk. Çünkü ertesi gün alışverişe gidiyorduk, tatile gidiyorduk. Çocuksun, üstü kapanıyordu. Annemi de çok sevdiği için babamı biliyorum çünkü. Hatırlıyorum.
O kadın evden annem kovduğu zaman çok mutlu olmuştuk. Yani bir yük kalkmıştı falan filan. Bas bas bağırıyoruz programlarda. Böyle durumlar için de söylüyoruz. Bu bireysel silahlanma meselesi aslında günlük hayatın içerisinde bazen ruhsal bazen fizyolojik bazı hastalıkların tetiklediği öfke aslında insanların bir an için nörolojik bazı sebeplerle de beraber bilincine perde inmesine sebep olabiliyor. Her sosyoekonomik düzeyden, hayatın her düzeyinden insanın da bunlar yaşanabiliyor. Bazı insanlar bunun farkında da olmayabiliyor. Tedaviden de geçmemiş olabiliyor. Ve bugün bireysel silahlanma yüzünden bazen aile içi cinayetlerin, kayıpların, bazen sokakta bir sevinç nedense anında silah kullanarak bazen bir çocuğun, bir gencin hayatının alınmasını, bazen hayat içerisindeki birçok aslında daha önce konuklarla konuştuk bunları, insanın hayatını kaybetmesine sebep olabiliyor. O yüzden de sesimizi duyurabildiğimiz her yere duyuralım. Hiçbir koşulu, ehliyeti vesairesi olmadan bireysel silahlanma olmamalı. Bunun şartı, koşulu şöyle olursa oluru yok aslında. Çünkü dönüp dolaşıp bazen güvenlik amaçlı kullandığımız silahlar bile bazen bir hayatın sönmesine, bir hayatın kararmasına sebep olabiliyor hayatın içerisinde. Dilan, babanla ilgili evet mutluluğu anlatıyorsun anne babanla ilgili. Diğer taraftan bazı huzursuzlukları anlatıyorsun. Bunlar olurken tabii bu beyin tümörlerinin böyle atak durumları da var. Böyle bir ana denk gelmiş. Bir çocuk olarak böyle bir anı yaşıyorsun. Sen sonraki süreçte lütfen hatırlayabildiğin ve istediğin kadar anlat. Ne yaptın bu kayıptan sonraki dönemde? O gece bizim evimiz mühürlendi. Ailece yaşadığımız ev. Ve biz hiç bir çorap bile almadan o evden uzaklaştık. Bir yıl kadar mühürlü kaldı araştırmalar gereği. İstanbul'a dedemin evine geldik. Ben anne teyze diyorum. O kadar çok hakkı var ki üzerimde. Bir zaman küstüm. Çok kırıldım ama hakkım yoktu, onu da biliyorum. Büyüdükçe anlıyorum. Dedemin yan dairesi boştu. Biz de tabii kimsesiz kalınca dedem yan dairesini tuttu. Evi ortadan ikiye bölüp birleştirdiler. Biz işte o yan tarafta kaldık. Anne teyzem de bizim İzmit'te yaşadığımız evde alt sokakta yaşıyordu. Çocuklarını aldı, İstanbul'a taşındı. Kocasını da orada bıraktı. Birlikte çok güzel büyüdük yani. Her şey çok iyiydi. Alıştık. İstanbul'a dayımlar bizi ilk uzaklaştırıp getirdiklerini hiç unutmuyorum. İşte çocuksun ya, şimdi ne kadar komik geliyor. Bir mağaza vardı, Yeşil diye bir mağaza. Orayı bizi soktular. Hiç kıyafetlerimiz yok ya. Oysa ki oradan kıyafet almak için soktular ama hani çocuksun ya, yeni kıyafetler bile annenin öldüğü gece iyi geliyor. Pembe bir kazak almıştım, hiç unutmuyorum. Ama nasıl mutluyum. Oysa ki annem ölmüş. Onu bile idrak edemiyorum. Alışveriş yaptık. O gece gittik. Dedemin evine yerleştik. Bu arada bunun öncesi de var yani, annemin cenazesinin gelmesi falan filan. Oralara çok girmek istemiyorum. Fakat ortalama bir ay kadar canı emzirdiğimi biliyorum. Erkek kardeşim. Çok gizli gizli yapıyordum. Aşırı küçüğüm yani. Memeye dair hiçbir şey yok ama ağzımı tutturmaya çalışıyorum. Çünkü kimse uyutamıyor, öyle uyuyor. Can öyle uyuyordu. Sonra yakalanmayayım diye işte parmağını emmesini öğrettim. Can 5 yaşına kadar parmağını emiyordu. Sonra güzel büyüdük yani.
bir süre sonra o travmalar geçmeye başladı falan. Tabii bu süre zarfında babam cezaevine girdi. İşte asla haber alamıyorum. Nerede, hangi cezaevinde? Teyzem evini İstanbul'da Anadolu yakasına taşıdı. Beni ablama aldı. Erkek kardeşim dedemlerle kaldı. Ayrılmak zorunda kaldık. Ablamla birlikte gittik. Çok güzel okulumuzu okuyoruz. Travmalar düzelme boyutuna geçti. İşte ben ilk zamanlar çok kekelere konuşuyordum. Onların için tedavi oldum. Düzeldi. Kekelemem mi geçti? Ablamda bir farklılıklar hissediyordum ama biraz daha büyük olduğu için artık daha net anlayabiliyordum. Yani 13, belki 14 yaşında falandım. Teyzeme karşı bir uzaklaşmaya başladı, bana karşı uzaklaşmaya başladı, canı çok umursamamaya başladı. Derken çok küçüktüm ama çok zekiydim. Yani içimden bir ses ona babamla görüşüyor musun diye sormam gerektiğini söyledi. Ama teyzemlere de söylemeye çok korkuyordum çünkü biliyorum teyzem biz affetsek de onların affetmemesi kadar normal hiçbir şey olmadığını da biliyorum. Anlıyorum da onları yani o yaşta olmama rağmen anlıyordum. Ben dedi biliyor musun dedi babamla görüşüyorum. Ay inanamazsınız Gökhan Bey babamla görüşüyorum deyince nasıl böyle babamı özlediğimi hissettim. Aslında özlememem gerektiğini düşünüp vicdan yaptım. Aslında benim babam olmamalı. Babam çok kötü bir insan diye düşünürken babamla kadar sevdiğimi hissettim. Kız kardeşimle o kavgaya düştüm haftalarca derken bir anda işin içinde kendimi babamla görüşürken buldum. Ben onunla ilk telefonla görüştüm. O zaman görüntülü şey işte kameralı telefonlar önden arkadan kameralı telefonlar yeni çıkıyordu. Ondan bizi alıp yollamıştı bizle görüşmek için. Çünkü babam gerçekten bunu bilinçsiz yaptığı için cezaevinde çok kısa süre kalıp çıkmıştı. Patolojik raporları vardı. Ya bir süre sonra baba ya yani kendimi çok nankör gibi hissetsem de babamın yanına gitmek istediğimi hissettim. Belki şöyle bir şey de var ya, hani teyze sen de söylüyorsun, bazı insanların hakkı ödenmez. Çok kıymetli, özel bir yerde. Ama bir kız çocuğu babaya ihtiyaç duyar. Henüz o yaşlarda sevgisiyle öfkesini birbirinden ayıramaz. Henüz o yaşlarda belki yaşadıklarının ağırlığıyla ona olan özlemini iç içe yaşar. Bir çocuk olarak ne yapacağını, nereye doğru adım atacağını bilemez ama en temelde biliyoruz ki çocuğun duygusu en gerçektir. Ve baba kız arasında bir sevgi varsa bu babanın kendi yargılanışından, yaptığı şeyden bağımsız bir yerdedir. O yüzden de kimse dedi mi bilmiyorum ama o yaştaki bir kız çocuğunun babasını her koşulda özlemesi o kadar insani ve gerçek ki. Evet, konuşmadık bile. Sadece anne teyzemin dediği şeyi hatırlıyorum, gidebilirsin dedi. Ama aynı tabii o da kendini kötü hissetmiştir muhakkak. Hani bunca sene baktım, kucak açtım. Hani şimdi bu muydu? Nihayetinde baktığın zaman onun kardeşinin katili. Çok doğru söylüyorsun. Yani dünyanın başka başka insanların duyguları ya. Hani evet. Onun belki yaşadığı duyguyla senin bir çocuk olarak yaşadığın sevgiyi birbirinden ayırabilmek lazım. O da belli ki ayırmış ki doğru. Görüşebilirsin diyebilmiş belki de. Çok büyük bir şey bence. Öyle, öyle. Doğru bir vicdani gelişim istiyor bunu yapabilmek hayat içinde. Dilan, beraber yaşadınız mı sonraki zamanlarda babanla? Evet. Uçağa bindik, gittik. Ama yani o uçaktan inene kadar tabii yıllardır babamı da görmediğim için. Bu arada benim babam aşırı yakışıklı bir adamdı. Hani çok gür saçlı, gür kaşlı bir adamdı. Hep Amerika'da da tedavi gördüğü için dış görünüşünden çok fazla ödün vermemişti. Cezaevine girdiği sürede işte Ankara'da işte farklı farklı yerlerde tedaviler gördü ve çökmüştü. Ama tabii babamı nasıl göreceğimi bilmiyorum. Bu arada bizi boş ver. Can kime gittiğini bilmiyor. Şimdi biz de çok küçüğüz. Yol boyu da anlatamadık gittiğin insan hani senin baban diye.
Uçağın inmesine çok az kala inişe geçiyoruz dediğinde biraz biraz canı anlattık. Babaya gidiyoruz diye. Tabii Can babanın ne olduğunu bilmiyor yani. Daha doğrusu. Uçak indi. Babam böyle camdan bakıyordu. Şöyle yazdayım. Senaryosunu o bir 4 yıl olmuştu bence. Babamı gördüm. Hani seviyor muyum? Nereden geldim? Nefret ediyorum. Aslında çok özledim. Kokusu nasıl acaba diye karışırken canım bir anda baba dediğini duydum. Oysa ki baba kavramını bile bilmiyor. Onu duyduğum anda çok küçüktüm ama dedim ki her şeyi sineye çekmen gerekiyor artık. Buraya kadar geldin çünkü şu da vardı. Geride bırakıp geldiklerim beni bir daha kabul edememe ihtimali de korkutuyordu beni. Çünkü onları bırakıp gitmiştim. Yani taraf seçmiş gibi oldum aslında. Evet gönülleri çok kırgın değildi. Ama bence çok kırmıştık giderek. Ama o da işte çocukluk ruhu, özlem, baba, bir yerde babam. Yani ne yapmış olursa olsun. Gittim, belli bir süre yanında yaşadık babam. Yani kabullenemedim. Ben onu kabul edemedim. Ablam daha iyi adapte oldu açıkçası. O biraz daha benden farklı. Ben belli bir süre sonra yapamayıp kaçtım yanından. İstanbul'a. Kalamadın orada. Yapamadım. Hep kulaklarını çınlatıyorsun, hayat arkadaşın, eşin. Buradan da selam olsun Engin Bey'e. Sen aslında çok küçük yaşta tanışıyorsun. Hatta demin dedin ya babamın yanından döndüm ve onunla tanıştım diye. Kaç yıldır evlisiniz Dilan? Biz 15 sene oldu. Ve aslında sen onunla tanıştığında kaç yaşındaydın? Ben 14 yaşım yeni bitiyordu. Nasıl bir tanışma bu? İşte babamın yanından döndüğüm zaman da bir okula yazıldım. Okulda tanıştık. Ben lise 2 öğrencisiydim. Sınıflarımız karşılıklıydı. O dönemde işte tanıştık onunla. O dönemde ben babamın yanından döndükten sonra tekrardan bir babamı özleyip de dayanamayıp da yanına gidiş dönemim vardı. O dönem bir ayrı kaldık. İşte babamın yanına gittim. Tekrardan bir yapamadığım dönem oldu. O dönem işte biz evlenmeye karar verdik onunla. Her ilişkinin kendi içinde bir dinamiği vardır. İlk zamanları düşünerek de söyle. Şöyle soracağım. Sizin aranızda ne var sence? Bence Engin şöyle, beni ilk tanıdığı andan itibaren şu güne kadar ve gelecekte her zaman için hiç konuşmasam da anlayabilecek bir insan olduğu için bizim birlikteliğimiz çok kuvvetli oldu. Yani şöyle, Engin benim için sadece bir eş değil, benim eşim, benim babam, benim annem, benim kardeşim, benim başarı hikayem, benim dayandığım duvar, evimin direği. Bu anlamda hayatımdaki en önemli faktör o. Yani benim hayatta tutunabilme mucizem, hayatımı idam ettirip çok zor bir hayattan çıkıp ona sığındığım tek liman Engin. Tabii çok yıl ve birlikte büyüme hikayesi bu söylediğin şey beraber. Hem de bu karşılıklı liman olma durumu tek başına da olmaz ya, tek taraflı da olmaz ya. İkinizin de birbirinden bu hayat içerisinde büyüdüğü, beslendiği, o sevgi ve güven bağıyla öyle anlatıyorsun çünkü büyüdüğü yerler var. Yıllar geçti, birlikte anne baba olmayı tattınız, iki çocuk dünyaya geldi. Geçen yıllarla beraber nasılsınız siz? Yani bence her geçen yıl daha da büyüyor bu bağ, bu ilişki, bu kuvvet. Diyorum ya işte ben bir şeye üzüldüğüm zaman mesela Engin'in kendine en büyük dert edip Engin'in en çok sinirli olduğu anlardır. Yani benim bir şeye ağlamam. Muhtemelen programı bilmiyorum. İzleyip çok üzülmek istemediği için belki izlemeyecektir. Belki de ben yanında yokken izleyecektir bunu. Belki de şu an bunu izlerken ben uyuyor olacağım. Bana yansıtmamak için. Ama benim bu hayatta çıkışım onunla oldu. Çünkü ben onunla tanıştığımda çok ileri derecede panik atak hastasıydım.
çok mutlu anlarımda ansızın sokak ortasında işte bayılıp panik atak krizleri geçirip çok ileri boyutta, çok ağır ilaçlar, çok küçük yaşlarda bu ilaçları kullanan bir kızdım. Yani ve biz onunla evlendiğimizde ben 17 yaşındaydım. Babanın imzasıyla evlenebildim ben yani 17 yaşındaydım. Herhalde dedim çok zor bir hayat olacak yani bu hani benim 17 yaşında evlenmem, henüz onun daha 19 yaşında olması, iş yok, güç yok, çok iyi bir hayattan bir anda kiraya gelmek, işte yardımcılarla büyüyüp çay, yemek, her şey önünde, temizlik önünde benim temizlik yapabilecek olma. Aslında bunlar çok kolay şeyler hani bir kadın evlendikten sonra anlıyorsun ama hani temizlik yapacağım, yemek yapacağım, belki yarın çocuk doğuracağım, çocuk bakacağım. Zor geliyordu açıkçası. Bir de çok küçüksün hani yani o yaştaki çocuklar okuyor hani. Ve tabii annem babam yaşıyor olsa Engin'e hala söylüyorum. Çok annem hayatta izin vermez zaten o yaşta evlenmeme. Kim ister ki anne, hangi anne ister. Ama şimdi geriye dönüp baktığım zaman üzerinden 15 yıl geçmiş diyorum ki iyi ki. Yani çünkü Engin'le ben evlendim. Çok net bir adamdı yani. Biliyordum. El ele verip çok daha iyi bir hayat süreceğimden zaten eminim. Çünkü tek gayesi adamın oydu. Baktığın zaman onun için de çok zor. Sevdiğim bir insanın sürekli psikolojik bozukluğunun işte travmaları. Ve ben şey Engin'le de çok konuşmam. Engin bazen iş gereği mesela Ankara'ya gidiyor, şehir dışına çıkıyor. İnanamazsınız. Yani direkt çöküyorum. Nasıl anlatayım ki ya? Kaygı bozukluğu, sanki herkes benim üstüme geliyor, yapamıyor. Oysa ki yaptığım şeyi bile o yokken sanki ben bunu hiç yapamıyormuşum gibi hissediyorum. Yani o denli bana güç veriyor. Belki seninle beraber de yine söylemek lazım. Bizim kaygı bozuklukları ya da işte bazen anlattığın geçmişte yaşadığın panik ataklarla ilgili bildiğimiz de şudur ya. Onlar tabii ki herkes başka şekillerde yaşar. O sıkışıklığın altında konuşamadıklarımız, bastırdıklarımız, geçmişte sustuklarımız, hayat içerisinde adım atmak isteyip de atamadıklarımız, tamamlayamadıklarımız insanı bir yerde ruhsal olarak sıkıştırmaların sonucunda çıkar karşımıza. Siz birbirinize yoldaşlık yapıyorsunuz, yol arkadaşlığı yapıyorsunuz. Birlikte çok güzel bir ömür diliyorum. Her şey bir tarafa, o ömür birlikte giderken de, onun yanındayken de, o yanında olmadığında da sağlıklı hissettiğin ki o yoldasın. Onun yanına döndüğünde, evlilik içerisindeki kısa uzak kalma dönemlerinde de iyi hissettiğin dönemlerle birlikte de kuvvetlenmenizi diliyorum böylece. İnşallah. Çocuklar var, bir annesin. Biri ergenliğine doğru gidiyor, biri daha çok küçük hayat içerisinde. Anne Dilan'a bir sorayım sana. Nasıl ilişkin onlarla senin? Küçük için doğum yaptığımda tabii çok uzak kaldık biz. Yani çok erken işe döndüm. Daha 11 günlük doğum yapmıştım. Yaşadığım şeyler sonrasında çok yoğun bir obsesiflik oldu bende yani. İşin başında olmalıyım, dönmeliyim, ilgilenmeliyim. İşte çok ciddi üstüne düşme durumum oldu. İşi yönetmek, onlara iyi bir gelecek sağlamak için bazen saçma geliyor aslında. Yani bazen işe gittiğim zaman da şey diyorum mesela, gitme boş ver artık, bırak hani onların başında dur. Her şeyi bırak ve sadece onlarla ilgilen. Yani eve gel. İşin son saatlerinde bile tek hayalim şey, eve gideyim bir an evvel pijamamı giyeyim, çocuklarla vakit geçireyim, oynayayım onlarla. Hani benim için keyif evde, pazar günü onlarla oturmak, onlarla vakit geçirmek. Yani sadece onlara ayırabildiğim bir dönem. Hatta onlar için şey yaptım, iş yerimin en üst katında bir kat yaptım. Salon, kızımın odası, oğlumun odası, mutfak. İş yerine götürüyorum yanımda kalsınlar diye. Çünkü gerçekten küçük bir çocuk için çok zor. Bütün gün anneden ayrı kalmak. Hani artık o kadar alıştık ya, işe giderken bana anne bay bay diyor. Yani bu da benim zoruma gidiyor. Diyorum ki hep yanımda olsunlar, benimle olsunlar, hissetsin. Çünkü anne çok özel bir şey. Bunu bir ruh sağlığı uzmanı, bir programcı olmanın ötesinde bir baba olarak da söylüyorum. Bugün belki 10 saatimiz yoktur, 2 saatimiz vardır ama temasla, yan yana, oyun diliyle, sevgi diliyle, şefkat diliyle bazen bir çocuğun akşama kadar annesini beklemesinin dönüşümünü sağlatabilirsin ona. Bazen mesela kaç saati birlikte geçirdiğimiz değil, bebeklerden bahsetmiyorum. Evet. Ama çocukluk döneminde bazen mesela kaç saati birlikte geçirdiğimiz değil de geçirdiğimiz saatlerin birlikte nasıl bir temasla nasıl geçirdiğimiz kısmı aslında. Dilan, dönüşümünü öğrenmek için de soracağım.
Bugün içinden dediğim gibi belki yuttuğun bir taşı çıkarttın. Hı hı. Bu konuyla ilgili bilmeden konuşan birçok insana aslında önce kendine sonra onlara da ifade ettin. Belli başlı kırılma noktaları var bu hayatın içerisinde. Onlardan bir tanesi babanın kaybı. O süreç ve sonrasında siz hayatta baba kız geldiğiniz nokta onu kaybedene kadar nasıl bir yerdeydi ve onu nasıl uğurladın? Ben babamı affettiğim zaman dilim içerisinde babamın hastalığı çok ilerlemişti. Yani şimdi diyorum ya Gökhan Bey, yaş geçtikçe biraz daha düşündükçe ve yaş geçtikçe hastalığını araştırdıkça daha çok anlıyorsun. Yani benim babamın beyninde çok ciddi bir tümör vardı. Allah kimseye yaşatmasın. O hastalık çok ciddi bir hastalık olduğunu daha ilerleyen yaşlarda öğreniyorsun. Hani küçükken suçluyorsun, yaptı. Ama büyüdükçe öğreniyorsun ki bu hastalık çok ciddi bir hastalık ve tamamen şuurunu yitiriyor. Babamın yaşadığı zaman diliminde de biz hiç onunla konuşmadık aslında bunları. Neden? O gece ne oldu? Yani aramızda hiç öyle bir konuşma da geçmedi. Aslında her şey çok güzeldi. Babamın çok ağladığını bilirim. Biliyor musunuz, o gece evden çıkarken annenizin lifini aldım. Cezaevine bile o lifi götürdüm. Cezaevinden çıktıktan sonra bile hala banyoda o lif var. Annenizin lifi, onunla yıkanıyorum dediğini. Annem babama aşık olarak başka kadınla evlendi sonrasında. Her şey çok güzeldi. Sadece bir dönem her şey çok çığırından çıktığı zaman bazen iniş çıkışlarımız oluyordu. Aslında benim babamın karakteri normalde çok sinirli bir adamdı yani. Babam hakikaten çok sinirli bir adamdı. Sineye de çekmezdi ama hastalığından sonra ve annemin vefatından sonra normalde benim bağırış çağrışlarımı mümkün değil sineye çekecek adam sineye çekebiliyordu. Ve o dönemde de işte benim bir erkek arkadaşım olduğunu, Engin'in varlığını hissettiği zaman hani babalık duygusudur ya, çok sindiremedi onu yani. Hani onu çok sindiremedi ve aramızda bir kavga çıktı mesela. Benim de küçüklük şeyim olur ya işte, kavga ettik, bağırdık, çağırdık. Biz sitede oturuyorduk, böyle camına taş attım falan babamın yatak odasında. O da hastalığının ona verdiği boyutla yaptığını düşünüyorum. Bir anda polisleri çağırdı, polisler geldi sitede. Siren sesleri falan ama benimle alakalı olduğunu da düşünemiyorum. 15 yaşındayım. Bir anda aldılar beni, polis arabasına koydular falan. Çok yükseklerde, tepelerde bir dağ evine götürdüler falan. Orada çok kötü günlerim oldu. Akıl hastanesine yatmıştım ve bunu isteyen de babamdı. Ben oraya yatana kadar geldi. Ve orada hiç onu söylemediğim içimdeki aslında yatan duyguları kusmuştum. Bana da bu kötü günleri yaşatan sensin, anneme de yaşattın diye. Çok ağladığını hatırlıyorum. Ya bir evladın baba üstünde hakkı olmaz ama yine de benim hakkımın her zaman düşündüğümde Allah'ım sen hakkım helal olsun, sen nur içinde yatır diyorum. Üstüme yük kalsın istemiyorum çünkü. Beni hastanede bıraktı gitti, telefonumu da elimden aldılar. Geldiler. Aslında öyle bir durumum da yoktu Gökhan Bey. Gerçekten yoktu. Hastaneye yatacak potansiyelde bir genç kız değildim. Gayet de aşkını yaşayan, mutlu, babasını bile affetmiş bir genç kızdım hani yani. Telefonum yok. Hayatımda Engin diye bir adam var ama Engin nerede? Sıla nerede? Babam neden bana bunu yaptı? Kimsem yok. Ben niye buradayım? Gayet sağlıklıyım çünkü. Evet, travmalarım var ama hani o yaşa rağmen ayaklarının üstünde durabilen küçücük bir çocuğum. Benim burada ne işim var? Ertesi gün babam geldi hastaneye. Benim ayaklarımı yapışarak benden özür dilediğini hatırlıyorum. Sıla geldi, telefonumu getirdi. Pembe bir telefonum vardı. Açtım, çok komik ya. Engin telefonu da kocacığım diye kayıtlı. Çok küçüğüm yani. Hani ama o kadar eminim ki onunla evleneceğimi ve hayatımı kurtaracağını. Aradım. O ağlıyor, ben ağlıyorum. Dedim ki ne olursun beni kurtar. Yani babamı da seviyorum. Bana bütün bunları yapmasına rağmen kötülük de yapmadığını da biliyorum. Çünkü gerçekten babam çok iyi bir adamdı. Hani çok minnoştu, yanakları minnoş minnoş hatırlıyorum. Ve asla kötü niyeti olmadığını da biliyorum. Yani annemde de
beni hastaneye yatırmasında da insanlar sağlığını kaybettiği zaman her şeyi yapabiliyor. Ben bunu babamda inandım. Beni bile isteye hastaneye yatırmadığını, bana zarar vermek istemediğini, annemde de zarar vermek istemediğini ama elinde olmadığını. Çünkü bazen insanlar gerçekten şuurunu yitirebiliyor. Babam da şuurunu yitiren, beni de o vesileyle hastaneye götürdü. Aslında belki de bazı şeylerin iyi olmasını istiyordu. Sonra meğersem babam kaçakmış, cezaevinden kaçmış. Sonra öğrendim. Engin'in yanına kaçtım, hastaneden beni kurtardı falan filan. Baba ben evleneceğim dedim. Daha 17 yaşındayım, kabul etti. Çok enteresan. Meğersem cezaevine gideceğini de biliyormuş. Çünkü benim anne tarafım çok bastırdı. Neden bu kadar az cezaevinde kaldı diye. Babam çok kısa süre yattı. Tekrar araştırmalar yapıldı. Beyninde tümör olduğu için bu kez açık cezaevine yatması gerekiyormuş. Can'ı havalimanına teslim ederken benim yanımda kalıyordu Can yazları. Babamı aradım, dedim ki adresini versene. Vermiyor, adresini versene diyorum. Meğersem kaçıyor. Bilmiyorum, adres istiyorum ısrarla. Mecbur kaldı, adresi verdi, verdim. Meğersem babam aranıyormuş, bilmiyorum ki arandığını. Can havalimanında indiği gibi Can'ı takip ediyorlar polisler. Can eve girdiği gibi babamı kelepçeyle alıp gidiyor. Ona da ben mesela babamın hayatına orada vesile olan insanlardan bir tanesi benim. Hiç istemez. Söyleseydi. Kabul ediyorsun babanın kaçak olmasında. Başka insanla duysam ben, yani annemden sebep kaçtığını bilseydim adresi ısrarla sormazdım. Hiç bilmiyordum. Can'la birlikte kaçıyorlarmış. Meğer Can da bana anlatmıyormuş. Yani nereden bileceksin? Oysa ki babamın suçu da yok. Yani var evet. Yani var mı bilmiyorum ki. Belki de yok, belki de var. Çok da ilgilendirmiyor. Yani sebep, neden, o da beni ilgilendirmiyor. Hastaneye de yatırsa, annemi de sebep olmuş olsa, ben babamı çok seviyorum. Seviyorum yani, kötü olur, belki de saçma geliyor sana da ama izleyene de ne alaka. Seviyorum yani, babam o benim. Dilan, hiç saçma gelmiyor. Değil, değil mi? Çok gerçek geliyor. Bak, başka bir sıfat yok. Çok gerçek. Çünkü baba, evet. Baba kız ilişkisi. Kimse kendi aile hikayesinden, var olan ya da yoksun kaldığı aile hikayesini okuyamaz. Bunun herkesin kendi hikayesi var. Sen kendi içinde ne savaşlar, ne öfkeler, ne özlemler, ne uzaklaşmalar, ne affetmeler, nelerden geçtiğini kim bilecek ya? Kim bilecek? Günün sonunda bu sevgiyi bu kadar haykıracak hale geldiğini kimse bilemez. O yüzden kimse bunun yanına saçma kelimesini koyamaz. Bu gerçek, bu senin gerçeğin. Bu senin aslında kendi içinde bu sevgiyle yaşatma biçiminde. Annen için de soracağım. Hep söylüyorum, hatırlamak bir buluşma biçimidir. Bu hayattan somut olarak gidenler de olsa. Sen annen nasıl yaşatıyorsun kendi içinde? Yani bana sorarsan o yerde yatan kadın benim annem değil. Mesela o görüntü benim gözümün önünde hala şöyle canlanıyor. Sana anlattığım kadar var. Buradan kapıdan çıktıktan sonra unutacağım. Çünkü inan bana, bunu da bir evladın yarattığı insan içine bu sabrı veren Rabbim. Bunu vermese kafayı yersin. O değil bir kere. Yani oradaki benim annem değil. Benim annem çok titiz, çok makrak. İşte insanlar oynasın, dans etsin, oynarsanız size arabamın anahtarını vereyim, gezin kızlar diyen kuzenlerime, teyzemin kızlarına diyen bir kadın. Ya da işte obsesifliği sebebiyle işte bize derslerimiz için kızan. Öyle bir insan benim için annem. Yani hani sana anlattığım kadarıyla var. Buradan çıktıktan sonra bana sorarsan annen dediğin zaman benim gözümün önüne gelen bu hayat hikayesi değil zaten. Zaten onun için konuşmak istemeyip bunca sene inandırdım ya kendimi. Yani o olduğuna inanıp yaşasam ne bugün çalışabilirdim, ne iki çocuk sahibi olabilirdim, ne kendi ayaklarımı sundurup bu kadar şirket yönetip bu kadar şube sahibi olabilirdim. Orası benim için hani arkada değil. Nasıl anlatayım ki sana? Çok arkalarda. Yani o benim annem değil. Veya benim babam bunu yapmadı. Yani ben zaten kabullenemiyorum. Evet bir şey oldu ama bunu yaşamayan kimse bilemez. Benim babam bunu
istemeden yaşadı. Dilan, bir ara verdik ve ben aslında birazcık daha gerçekten senin hayat içerisinde tutunduğun, hatta başka insanlara da dokunduğun, iş hayatında da başarıyla ilerlediğin bu kısmı, aslında hayatının iş kadınlığı kısmını da konuşmak istiyorum seninle. Evet, başka mesleklerde yaptım bugüne kadar. Evet, sosyal medyada çok fazla insan takip ediyor seni. Ama aslında sen ilmek ilmek bir kariyer örüyorsun kendine ve bu dönüşen hikayede de böyle bir yere geldiğini biz anlatmadan bitirmeyelim bu programda. Biraz sen anlat sektörünü de, nereden başlayıp nereye geldiğini de bilmeyenler de öğrensin. Şimdi ben daha öncesinde doğum fotoğrafçılığı yapıyordum aslında ve çok severek yaptığım, çok mutlu olduğum bir meslekti. Şu anki tabii ki de içinde bulunduğum meslekten de sektörümden de mutluyum ama daha bir her şey güzeldi diye düşünüyorum. Çok da özlediğim zamanlarım oluyor. Biz yani doğum fotoğrafçından sonra benim böyle bir hayalim vardı. Hep kadınlara dokunmayı çok seviyorum. Yani onların en özel anda yanında olmak. Sonrasında işte ben onları zayıflatabilirim. İşte lekelerini giderebilirim. Bunun için ne yapabilirim diye hayallerim vardı. Benim bu hayatta en büyük destekçim eşim sağ olsun destekledi beni. Ablamla birlikte el ele verdik. Çok küçük bir yerde başladık. Hatta o kadar küçüktü ki böyle şey lavaboyu. Benim eşim inşaat işiyle uğraşıyordu. Kırdı, tadilatını kendi yaptı. Bir odaya çevirdik. 3 oda, bir salondu böyle. O kadar yoğundu ki inanamazsınız. O kadar güzel, bereketliydi ki. İnsanları böyle bekliyorlar diye sakinleştirmek için bahçeye alırdım havuz başına. Kahve içerdim. Günde 10 tane, 15 tane sakinleştirmek için. Böyle talep çok büyüdü bir anda. Çünkü ben en başından beri hep memnuniyet odaklı yaklaştığım için hani giden çok mutlu gitmeli bu kapıdan diye. Sığamadık oraya, taşındık bir anda işte kadrom büyüdü, ekibim büyüdü, işte 3 kişiyken bir anda 10 olduk, 15 olduk, şu an 150 kişi olduk. Böyle ilerledi. İşte artık en son şube vermeye başladım. Şubeleri de kontrollü vermek istedim çünkü insanlar bir para yatırıyor, hani önemi çok fazla. 76 şube olduk bugün. Ben kendim tek tek ilgilenmeye çalışıyorum hepsiyle. Çünkü hani böyle çok güvenebileceğim, benim gibi işi çözebileceğini düşünüp kimse olmadığı için biraz da obsesifim ben bu konularda. Şimdi çok güzel bir konumdayız çok şükür. Mutluyuz, güzel ilerliyor. Ama tabii yani bu güzelliğin yanında da çok zorluklar yaşadım. Tam orayı bir sormak istedim. Mutlaka büyümenin kendi içinde, bir kurum olarak da büyümenin zorlukları var. İnsan olarak da var elbet ama yaşadığın ve geçmişte senin kırılma noktan olan bir acı üzerinden bile üstüne gelinebiliyorken, diğer taraftan iş hayatında sen büyürken üstüne gelinen ya da belki bazen sen de paylaştın sohbetimizde öncesinde, canını yakmak isteyen, hatta bu risktir. Yani hayatla ilgili gelirini, sürecini engelleyen, belki kirletmeye çalışan insanlardan bahsediyorsun yer yer. Bunlarla ne yapıyorsun, ne oluyor ve sen ne yapıyorsun aslında? Çok enteresan bir şey. Şimdi tabii ki de herkesin kendi gözünden bakınca belki de benim de haksız olduğum yönlerim vardır ama bazen çok oturup düşünüyorum. Diyorum ki acaba bir şey yapmış olabilir miyim? Belki de farkında olmadan. Çünkü gerçekten kötü niyetli bir insan değilim ve hani birinin bir şey kazanması, birinin bir şey elde etmesi beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben zaten yeteri kadar yoğun bir iş temposuna sahibim. Hani bunun üstü daha fazlasını kazanmak isteme gibi bir talebim yok çünkü kafam da kaldırmıyor artık. Hani daha fazlasını kazanmak için ekstra bir iş yükü lazım. O iş yükündense benim huzurum daha önemli. Dolayısıyla kimsedekinde gözüm yok. Ama benim öyle bir şey oldu ki Gökhan Bey, şu anda bir arkadaşım, bir akrabam, bir eşim, bir dostum, bildiğiniz güzellik merkezine sahip olmayan bir tane arkadaşım yok şu anda. Ve bazen eski videolara dönüp baktığım zaman diyorum ki arkamda tam 12 tane arkadaşım varmış ve izliyorum, durdura durdura diyorum ki bu da. Bunların içinde çok iyi insanlar da var. Ve hiç ummadığım dostlarımdan benim ismimi, markamı alıp da şu anda benim markamla iş yapan insanlar da var. İşbirliği yaptığımız çok sevdiğim dostlarım.
Aslında herkes her işi yapmakta özgür. Beni kimseye kısıtlama gibi ya da sen benim arkadaşımsın bunu yapamazsın gibi değil ama şöyle oluyor Gökhan Bey. Yani bu bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, altı değilse artık insanın açıkçası midesi bulanıyor. Şimdi ben hep şöyle söylüyorum. Sosyal medyada bir algı yarattılar. İşte kapalı çarşıda kaç tane kuyumcu var, kime zarar geliyor? Hayır, o kapalı çarşıdaki insanlar orada iş yaptıktan sonra arkadaş oluyorlar. Ama biz arkadaşız, evim, iş yerim, kliniğime giriliyor. Hiç sektörle alakası olmayan insanlar bir anda sana çok kötü olarak bu sektöre giriyor. Ve en acısı da bu. Ve ben öyle noktalara geldim ki bunu hani bir kişi için de bahsetmiyorum. İzleyiciler de işte geçmiş yaşadığım sıkıntıları da bilenler tek bir kişiye yorumlasın istemem. Bunun sıkıntısını hep yaşadım. Daha da yaşayacağımı bildiğim için artık hayatıma, evime, aileme, iş yerime kimseyi almak istemiyorum. Çünkü o iş yerine gelip yani yarım saatin üstüne oturan insan demek ki şunu diyorum yani dönüp baktığında o bu kadar kişi girip çıkıyor, o burada oturuyor. Bunların hesaplarının yapıldığını arkamdan konuşulduğunu da biliyorum. O kazanıyor ben de. Tabii ki de rızkı veren Allah kimsenin kimsede gözü yok ama o kadar karaladılar ki beni. Kendi gelip yaptırdıkları işlemlerimi bile karaladılar. Benim zarar görebilmem için. Ve ben de hani öyle bir eşe sahibim ki benim konuşmama izin vermez Engin. Sosyal medyada sen bir iş kadınısın işte belli bir kitleye hitap ediyorsun. Beni durdurmasına rağmen çok fazla kaosa dahil oldum. İstemeden dahil oldum ve o kadar pişmanım ki. Hani şu anda diyorum ki ne olursa olsun. Hani bu sektörden veya değil kim ne derse desin cevap vermeyeceğim. Çünkü böyle anılmak benim en çok zoruma giden şeydi. Ve biz burada hayat öyküsünde büyümeye çalışan çocukları konuşuyoruz. Bir de yaşam hakkı olan çocuklar var. Her programda da bir not olarak düşüyoruz. SMA hastası bebekler var. Ve Dilan, valilik onaylı kampanyalar var. Sen de biliyorsun. Güzel. Hepimiz yer yer destekler vermeye çalışıyoruz. Bu programda bu kadar kişiye ulaşıyorsa bir anlamı olsun güncel olarak da istiyoruz. Esma Kaplan. Esma için az zaman var. Bu az zaman deyip geçmeyelim. Bir çocuğun yaşam hakkından, hayata devam edebilmesinden, nefes alabilmesinden ve iyileşmesinden bahsediyoruz. Esma'nın Instagram'da bir sayfası var. SMA, Esma'ya nefes ol sayfasından. Aile şu anda umutla bekliyor. Tabii ki iyi dilekler, dualar, destek mesajları da önemli ama elimizden geliyorsa kampanyasına bitirmemiz lazım Esma'nın. Çünkü gerçekten yaşam hakkı için uğraşıyoruz. SMA, Esma'ya nefes ol hesabına bir bakın. Elimizden ne geliyor hep beraber bir bakalım. Dilan, teşekkür ederim. Ben yeniden. Teşekkür ederim. Sağ olun.